Şimdi dolapları topluyor. Takacak. Unutulmuş dolapları. Yakında buraya da gelir. Ne? Kürtlerce başlıyor. Gel şimdi. Al 2 dakika çıkın öte. Anacığımı bakmaya gidiyorum. Necla bunda kalmaya karar verdi. Ama nedense sanki şey gibi oldum ya. O da onun kızı. Tabii kalacak. Şimdi eskiden kendi evimdeyken hani kirada otururken böyle dert etmiyordum. Anacığım kendi evinde olduğunu biliyordum. İçim böyle bir şey oluyordu. Arıyorduk, konuşuyorduk. Bu akşam sanki çocuğumu bir yere bırakırcasına böyle bir şey gibi oldum. Yani gidip görme isteği. Oysa ki kızında yani. Kızında da şimdi biz onun evindeyiz. O yok. Kendim bir tuhaf oldum. Oysa ki kalmasını istiyordum. İstiyorum da çünkü azıcık dedim karışıklığa gelmesin. Hem dedim muhabbet ediyor. Yanında adam olmuş oluyor. Necla ablam da. Şimdi iki kızı da yanında. Rahat muhabbeti de iyi olur. Bir gideyim bakayım. Bir dedim gözümle göreyim. Necla ablam da ki çok iyi. Biliyorum onun yanında da iyi olacak. İki kızının yanında da rahat eder. Ama ben bir buruk oldum. Bir bakacağım. Öyle eve geçeceğim. En azından bir göreyim. İçim rahatlasın. Memnun mu? Eve gelmek istiyor mu? Hani onun bir huyu var çünkü illaki evinde olmayı istediği için. Ben dedim de hatta kal anne. Kal da en azından için böyle şey ol. Acık tam evi her tarafı düzelteyim öyle geldi. İyi akşamlar çocuğum. İyi akşamlar. Öyle yani. Bakayım. Ay. Şimdi baktım şimdi gidiyorum. Evet evet aynı adı herhalde bilemeyim çocuğum. Neresinde depoyun? Bilemeyim depoyda dedi ben bilmeyeyim. Ne? Depoyda dedi. Faricen ayrı dükkan açtı, ayrıldı. Neden? İş mi yapayım, yapayım o? Yapalım. Burası. Öbür iş çok güzel iş yaparmış öbür tarafta. Burası yani. Kumyalı'daki. İdare edermiş. Bizimkiler de öyle çocuğum. Hep idare edik işte. Kapatma zorunda kalır mı Aydın? Kapatmayabilir belli olmaz. Acık idare edebilir kadar edecek yapacak burayı bir şey yok. Burayı Aydın'a mı bıraktı? Babasına bırakmış. Az kişi mi geliyor buraya? Onu bilmeyeyim çocuğum az dedi. İş yapamadı. Şu anda mi? Sakinmiş. Herkes de öyle. Depoydaki evet. İşi neymiş? Aynı oğlum. Kaç metre kare? Oğlum. Gördüğüm için bahçeli çok mutlu. Kalsın kızı. En azından görmüş oldum. Benim yanıma yine uğrar mı? Uğrar mı annem? Uğramaz mıyım? Bırakır mıyım onu? Ben yine görürüm öyle gider. Ne zaman canın isterse gelirsin. Yani burası yabancı değil de. Az gelir. İzledim bir güzel. Anneme de gösterdim. Bayıldı.
Kız yapıyorlar mı diye dedim. Niye gelmedinmiş? Ya memnun hayatından. Çok da şey yapmak istemedim. Baktım. Şu an baktım çok mutlu. Yeri de rahat. Emine teyzem olsun ne yapacak? Emine teyzen mi? Murat göndermemiş annemi ki. Emine teyzen demiş ki gelme demiş. Burada yatacak. Sen içeri gelme demiş Emine teyzene. Sen gelme, onu almaya gelme sakın demiş. O demiş bize yatacak. Murat çok isteyeyim. Kalsın yanımda diye. Ne olacak? O niye öyle oldu, katlı oldu? Oyma oldu da. Sevcan demene de kalın, burada da kalın ya, asalım. Yavrum. Gecemiz iki de yüze de kalın. Takın bari. Şimdi yatalım sözü. Olmuşken tam olsun. Asalım da rastlanın. Haydi. Şuna demiş çıkaralım. O da çok güzeldi. Ne çektin mesela? Bu anlatırken hepsinin şeye giresi geliyor. Psikolojik olarak sıkıntıya gir. Ama çekse çay yok. Hocam bastu sıcak. O da mı yok? Şey, bu geri gitmesin. Derin az. Güzel kısayım mı? Bir assın. Bunu bir assın duvara. Allah izin verirse bir arada parayla. O da çok inşallah kapağını. Burayı kesilecek Sercan. Bunları böyle kesilecek. Burası para şeyi kapıdan bir taraf atacağım. Kafa bütün gelecek. Abi mobilya yatarıyım arkada sen. He? Arkada mobilya yatarıyım boşluğundayken. Kime? Mobilyacı var ya şurada. Yok. Mobilyacıyı nereden tanıdın mı? Mobilyacıyı ne yapacaksın? Tamam, belki sana götürürüz. Onu rica edersen yine kestirir. Ne yapacak? Burası neyse yürürük. Şu telefonu kapat. Tamam, sen hemen yap. Şunları elini al. Alayım, işimi yapayım tabii. Buraya bir sandalye var mı? Çocuğum. Ha bu var. Ver bakayım. Nasıl tutacaksın? Kalkacağız yukarıdayız. Bismillah. Tam uzakta kalıyor valla. Vegas herhalde uzayda gittin sen. Dur hadi. Valla. Evet, böyle bitti. Buraya da aspiratörü koyulacak. Ankara takımı. Ankara takımı. Atalım bir atalım buna. Evet. Böyle oldu. Şimdi buraya da fayansları girdi miydi? Güzel oldu, güzel. Evet arkadaşlar, çayımız da demlendi.
Şimdi... Güzel oldu. Bezi nereden bulayım kocam? Aşağıdan buraya zaten bez vereceğim ben. Bez vereceğim de. Allah isim verirse. Anacığım böyle yatıyor yatağa da. Haydi kızım ala gele gel. Oo yok yok ben çok yedim yavrum. Afiyet bal şeker olsun bak. Murat da annesinin başında. Murat iki tabak kurturdu. Maşallah diğer maşallah. Diğer tabak verir ta kıza bilen her şey oldu. Olsun olsun. Murat'ım yer. Hoşuma gitti ben değilim. Murat'ım yer. Batıcan hoşuma gitti. Bu köy batıcanı. Şey batıcan değil bu. Değil ben mi? Yoldan aldım da bunu. Değil mi? Ay. Bu şey batıcanı. Oy. Köy batıcanı köy. Sana şey değil bu. He doğru doğru. Afiyet olsun. Tanrı'dan yer toplamışım bu. Maşallah maşallah. Sen ne yapıyorsun? Yapıldı mı dedi? Ya şeyleri taktı. Ne taktı? Yukarıki gözlerini de taktı. Dün akşam. Ondan sonra işte bu akşam biraz işleri var. Kim var orada bu akşam? İşleri var. Mı? Yok canım bizim özür yapayım. Ne ben de onları doyurdum geldim. He? Ne diyeceğiz öyle evre içine o kadar aldım bir şeyde. Niye o da yok mu? Herkesin odası var ya. Ya dışarı usta var diyor. Usta olacak ne olacak? Herkesin odası var. Yok, bunlar gitmedi. İşte sadece mutfak, oturma odalarında, yatak odalarında dokundur mu? Yatak odasında yatarsak ne olacak? Benim anacığım da memnun hayatından istesli. Anam telefonunu getirecektim, unuttum gördün mü? Bende iki şeylik işte, bende iki unutkanlık, has safalar. Telefonunu getirecektim, neyse. Murat'a diyorum, arıyorum, annenle bir görüştür diyorum. Yok, Murat da bakmıyor. Yok yok diye veremem diye, veremem. İyi bari dedim. Yağmur yağıyor nasıl? Gönlüğü yapmayayım. Ya. Yağmur var. Şu an yok. Soğuk değil mi? Yok şu an yok. Aşırı ya. Da soğukluk durdu. Yağmur yağıydı o. Az önce bir yağıp bir duruyordu ya. Şu anda yağmur yok. Daha yağıyor. Ben de Özçakır'a uğradım. Vereceğim vardı onu verdim. Kaç para? Onlara 4 lira vereceğim vardı. Kıza şey aldım ya. Kıza dolap aldımdı ya. He. Grasuarlı dolap almıştım. Bunları ödedim. Kaç para? 5 lira mı? 4 lira verdim. Daha borcum var canım. Bitmedi ki. Borcum var da taksit. Taksit. 4 lira diye anlaştık. Daha benim 19 bin borcum varmış. Kaç? 19. Ya. Tabii. 26 mıydı? Neydi o? Öyle. Evet. Bu nokta biraz indirmeye karar verdik. Şu ayaklarının boyunu kısaltıyoruz. Büyüdü. Kocam açtım ha. Nasıl kaldı? Garip aşağı alacağız. Şarjı nasıl yaparsın? Şarjı nerede? Ha, perde yapıdaymış. Yok öyle şey durmuyor ki. Yandan bakalım da hiç şey olmuyor. Bu da şarj bitti. Tekrar şarj olacak. Yarabbi yarasın Allah yarabbi. Evet arkadaşlar eve geldim şimdi. Bendeki yorgunluktan var ya insan hiçbir yere kalkasım da gelmiyor. Annemi gittim ziyaret ettim. Canım benim burada çok rahat baktım. Yarın akşam da Esra ablama gidesi varmış. Onun da değil kalbi kırılmasın. Onda da kalayım dedi. Dedim ki kal anne istediğin gibi. Memnun baktım. Gelmek isteği de yok. Halinden memnun. Biz de şu tren boyu bayağı bir uzundu bana göre. Şu an daha iyi oldu bence. Tabii şu an iyi. Şu an mesafesi iyi oldu. Aynen. O da şimdi diyor ki terek boyu biraz şey oldu diyor ama öpecek bir şeyim yok. Terek uzun olsun. Necla ablamınki de öyle.
Terekler yukarıda kalmış, aşağı şey olarak. Önemli olan musluk. Yetişmem önemli. Öbürüne sandalye de alsam çıkayım, ötebilirim, alıyorum ben. Tabağımı, şunu bunu, sandalye de alırım. Şey olarak bulaşımı yıkarken rahat yıkayayım da. En azından işime yarar. Bu arada hani şey, çekim maddi sürekli atmak istiyorum aslında da. Sürekli bir şey yapmadığımız için bizimki ağır işliyor. Tabii hepsi böyle birden olmuyor, maddiyatla işlediği için. Bir de adamsızlıktan oluyor. Eşim biliyorsunuz gündüz çalışıyor, akşam geliyor. Akşam ancak biz çekim yapıyorum. O burada iş yaparken bir iki çekiyorum işte. Yoksa normalde zor yani. Ne yapabilirim ki? Her gün evde çalışma olmuyor. Akşam akşam oluyor. Pazar günü de inşallah elektrikçi falan gelecek. Halledecek. Allah izin verirse. Bakalım. Bitireceğiz inşallah. Kapakları da ne zaman sipariş vereceğiz bilmiyorum. Önemli olan projeyi bir daha tekrar proje yapmışlardı. Onaylanmış. Şimdi onun açılmasını bekleyeceğim. Benim bu işim, her şeyim var ya, ikili gidiyor. Bugün var ya, gülerdiniz bana. İnanın ki gülerdiniz. Ehliyet değişimine gittim. İşin komik tarafı, parmaklarını koy diyorlar. Sürekli bakıyor. Parmağım okumuyor, okumuyor. Parmak şeyi kalmamış bende, izi yok. Okumuyor. Uğraşıyorlar, elime kolonya döküyorlar, yok, faydası yok. Diyor parmak izin silinmiş. Ne alaka dedim, ben böyle kaldım yani. Nasıl ya dedim, parmak izin silinir mi? Parmak izin kalmamış dedim ki, çalışmaktandır. Ne iş yapıyorsunuz ki dedi. Çay ocağı deyince, çamaşır suyu şu bu, iş gücü demedi fazla dedi. Silinmiş, resmen silinmiş parmak uçlarımdaki. İzler kalmamış, çok uğraştılar. Onu da sürekli defalarca tekrarlattı bana. Anam güler misin, ağlar mısın, şok oldum. Benim her işim dedim, neden çifter çifter gitmek zorunda. Onu halletti. Bu sefer imza sorunu yaşadık. İmza değişik çıktı. Allah'ım yarabbim dedim. Birini değişik atmışım. Nüfustaki şeyde, kimlikteki farklı. Ehliyetimi de kaybettim bu arada ben taşınırken. Ehliyetimde nerede olduğu belli, evin içinde ama nerede? Cüzdan, farklı cüzdana koymuştum. O cüzdanı da bulabilsem onu da kaybettim. Şimdi onun kayıp şeyi verildi zaten. Onu atarsın. O da artık işleme yaramıyor bir işe de. Peşinden de dedi, size gelecek zaten dedi. Herhalde Cuma'ya, haftaya pazar sizi elimize geçer. Erken geliyor benim bildiğim. Ehliyetleriniz ulaşır dedi. Ama ben bayağı uğraştım. Arkadaşım 2 dakikada işini halletti. Ben hala bu sefer de demezler mi ki imza imzaya uymuyor. Azıcık da onu da halledelim. Bana geldiler o anda. Dedim ki anam benim işe gitmem lazım. İşim çoğaltı çoğalıyor ya Rabbim. Dedim her işim. Gerçekten dikkat ettim ya. Ben o ehliyetimi alırken de ilkinde de çok sorun yaşamıştım. Göze takılmıştık. Hatta tek gözüme lens yazmışlardı. Tek göze. Ben böyle bir şey görmedim de. Gözlük, lens yazılmıştı. Onda da ayrıca göz doktoruna gitmek zorunda kalmıştım. Sağlık ocağından göz doktoruna yönetmişlerdi. Yani benim böyle bir şey ya. Nasıl bir şey? Çifter gider. Bak şimdi tereye yaptırdık. Tereye bir daha indirmek zorunda kaldık. Hep çifte yapmak zorundayım. Yani bir anda olduğunu görmedim, biliyor musunuz? Bu da şans mı? Bilemedim. Pardon. Boğazımda bir acı var. Arada geçiyor, arada başlıyor. Öyle işte. Kızı gönderdim biraz. İşte Esra teyzesine gitmiş. Orada oynamış. Oradan da geldik. Necla ablama gittim ben. Ona uğradım da annemi gördüm. Biraz orada oturdum. Öyle yani. Bugünü böyle hallettim ya, çok şükür. Bugünü de hallettim. Tek emelim yatıp uyumak, biraz dinlenmek. Allah izin verirse inşallah. Neyse arkadaşlar, bu vlogumu burada bitireyim de yarın yine Allah izin verirse farklı bir vlogla karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada beğenilerinizi, yorumlarınızı benim için unutmayın. Bir de like atmayı. Ayrıca de abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Allah razı olsun diyorum destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar efendim.